Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir doğa videosuyla tekrar beraberiz. Bugün işleyeceğimiz konu doğadaki yabani bitkilerle ve ayrık otlarıyla nasıl ip yapacağımız konusuna değineceğiz. Gördüğünüz gibi ben başlangıç için burada bir parça ip yaptım. Görüyorsunuz arka tarafta işlenmemiş hali var. Arkadaşlar doğada hayatta kalmak için çok önemli olmasa da gerçekten barınak yapmak, çeşitli alet edevat, araç gereçleri yapmak için ip yapmayı bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla doğada yün ve benzeri bir şey bulamayacağımız için bize en uygun olan materyalleri kullanmamız gerekiyor. Bunların başında da burada görmüş olduğunuz yabani bitkiler ve ayrık otları, çalı çırpı diyelim, çimen de olabilir. Bunlarla nasıl ip yapıldığını göstereceğim ben size. İşlenmiş halini görüyorsunuz bu bitkilerin. Çünkü bu saatleri gerektiren bir süreç, dolayısıyla ben size bir an önce bunu anlatabilmek için ben bunu daha önceden hazırladım ve bir parça da bitki topladım. Genellikle kullanmamız gereken bitkiler içi boş bitkiler olması gerekiyor. Yani liflerine kolay ayrılabilir bitkiler olması gerekiyor. Bunun için geven veya kendir otları idealdir. Bunların kuru olanlarını tercih etmemiz gerekecek. Yaş olan bitkiler maalesef ip yapmak için uygun değil. Kuru bitkileri seçerek topluyoruz. Dediğim gibi geven, kendir, adi çimen olabilir, keten olabilir. Pek çok bitkiyi bunun için kullanabilirsiniz. Bu şekilde otlar bulamıyorsanız genç ve taze ağaçların sürgün filizlerini de bunun için kullanabilirsiniz. Şimdi ben özetle bu malzemeleri nasıl buna çevirdiğimizi izah edeyim size. Öncelikle bu tip bir kendir kullanacaksak, bakın gördüğünüz gibi lifler kolayca ayrılıyor birbirinden. Önce bunu kırarak ezmeye başlıyorum ben. Ardından düz bir taş vasıtasıyla koparmadan yavaşça ezerek bitkinin liflere ayrılmasını sağlıyorum. Olabildiğince ince dalları seçmeniz gerekiyor burada arkadaşlar. İnce bitkileri seçmeniz gerekiyor. Şimdi bunların hepsini ezdiğimizi varsayarsak, bu ezilmiş olan bitkileri bir dere kenarında veya nemli bir ortamda su bulamıyorsak toprağın 20-25 santim altında gömerek birkaç saat bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 saat içerisinde topraktaki veya bir suyun içerisine koyduysanız suyu bünyesine çekerek iyice yumuşayacak ve parça parça liflerine ayrılacaktır ki o da burada gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu lifler genellikle çok sağlam olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunları kolaylıkla kopartabiliyorum. Ben burada bir parça ip yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi size bu ipi nasıl yaptığımızı anlatmaya başlayayım. İşlenmiş otların liflerini gördüğünüz gibi parça parça ayırıp şu kadar kalınlık idealdir. Elimde yuvarlayarak liflerin iç içe geçmesini sağlıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ip için iki tane kirişimiz oldu. Bir ipi iki veya üç kirişten, hatta dört kirişten bile yapabilseniz de genelde hayatta kalma şartlarında barınak inşa etmek için veya bir sal yapmanız gerekebilir. Sal yapabilmek için veya alet yapmanız gerekebilir. Alet yapabilmek için iki kirişli ipler idealdir. O yüzden ben size iki kirişli ipin nasıl yapıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada iki tane ipimiz var. İki tane lif ayarladık. Bu iki lifin ucunu bir araya getiriyorum arkadaşlar. Ve
Buradan bir düğüm atıyorum buraya ayrılmamaları için. Sağ ve sol olarak iki tane kiriş var elimizde. Şimdi işin püf noktasına geldi. İpi alıyorum. Kendime doğru birazcık vuruyorum. Ve üste geçiriyorum. Bu sefer üste diğer kiriş kaldı. Bunu yine kendime doğru vuruyorum. Ve üste geçiriyorum. Arkadaşlar, ip yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, burada görmüş olduğunuz gibi lif demetlerinin eşit kalınlıkta olması gerekiyor. Kendime doğru çeviriyorum ve üstünden atlatıyorum. Kendime doğru çeviriyorum, üstünden atlatıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi sürekli ipi kendime doğru çevirerek eğirmeye devam ediyorum. Bu şekilde ipi vurarken oluşturduğum direnç diğer ipin üzerinde kalıyor. Böylece eğirdiğimiz ip hiç açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ip oluşmaya başladı bile. Bu şekilde yapa yapa bütün ipi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela bu demetin sonuna kadar geldik. Şurada ya olmuş olanı da göstereyim ben size. Bu demetin sonuna kadar geldik ve burada artık ip yapmak için fazla malzeme kalmadı. Bunun ucuna ip eklememiz gerekiyor. Onu da hemen bir parça daha lif alıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki ip bayağı kısaldı. Buradaki lifler bayağı kısaldı. Bu yeni yaptığım demeti getirip kısa liflerin üstüne ekliyorum. Ve tekrar onlarla beraber dolamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi İp diğerleriyle lifler diğer eski liflerle karışarak buradaki lifleri uzatmış olduk. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ip yapmak çok kolay. Doğada ip yapmak çok kolay. Yabani bitkilerle veya o anda bulabildiğimiz materyallerle. Gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu ve kopmuyor. Ama lifler gevşekken çok kolay parçalanabiliyor. Bu tip bir yöntemle kendimize ip yaptığımız zaman bu ipi nerelerde kullanabiliriz arkadaşlar? Bir hayatta kalma durumunda veya bushcraft'la ilgileniyorsanız alet yapımı, barınak yapımı, araç gereç yapımı, araç gereç derken balta olabilir, çekiç olabilir, taş balta veya taş çekiç. Aynı zamanda sal yapmanız icap ederse sal yapabilirsiniz. Barınak yaparken çattığınız ağaç parçalarını birbirine bağlamak için bu yöntemi kullanarak ip temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konu hakkında şimdi söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aklınıza takılan bir soru olursa da zaten bildiğiniz gibi ben yaptığınız bütün yorumlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Doğada yabani otlardan ve bitkilerden ip yapma konusunu incelemeye çalıştık. Bugün size bunu anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.